Zafere inanmış Türk ordusu ve arkasındaki Türk milleti kadın, çoluk çocuk, 7'den 70'e hep birlikte savaştı. İşgalci Yunan ordusu ve destekçileri İngilizler kendilerine o kadar çok güveniyorlardı ki Türk milletinin zaferi onlara göre imkansızdı. Stratejik olarak aldatma yapıyor taarruz edemeyecek intiba veriyor. Yüzlerce, binlerce subay ve Mehmetçiğin canı pahasına kazanılan Sakarya Meydan Muharebesi sonrası Yunan ordusu Afyon'a çekilmiş ve orada güçlü bir cephe kurmuştu. Yunan ordusu Sakarya'dan atıldıktan sonra elimizde yeterli güç olmadığı için takip edemedik. Türk milletine güvenen büyük önder Mustafa Kemal Atatürk önce iç cepheyi birleştirdi. Sonra da meclisi en sonunda da zor denilen düzenli orduyu kurdu. Harekat planı geldiği zaman e, üzerinde uzun uzun çalışılıyor. Planlar yaptı Atatürk, çalıştı, araştırdı. Ocak 1922'den itibaren Yunan cephesini santim santim ezberledi ve aklında yalnızca düşmanı ülkeden atmak vardı. Ocak ayından itibaren e, taarruz planları çalışılıyor. Bir yandan savaşı planladı, diğer yandan diplomatik girişimlerle düşmanların sayısını azalttı. Bunları yaparken de düşmana Türk ordusunun taarruza kalkamayacağına inandırdı. Şimdi taarruz planına gelince büyük bir aldatma planı uyguluyor önce. Aylar geçti, Ağustos geldi. Kurmaylarıyla sürekli görüşen Atatürk kafasındaki planı taarruzun başlamasına günler kala açıkladı. Türk ordusu Yunan ordusunun en güçlü olduğunu düşündüğü güney cephesinden taarruz edecekti. Bölgede de yaptığı en önemli hamle bakın kuvvetlerinin büyük çoğunluğunu güneyde toplamış. Çoğu komutana göre bu imkansızdı. Hatta Harp Okulu'nda Atatürk'ün öğretmeni olan Yakup Şevki Paşa, "Ben böyle bir sorumluluk alamam." dedi. Mustafa Kemal Paşa'nın yanıtı da "Tüm sorumluluk bende." oldu. Mustafa Kemal'e kimse inanmıyor. Yani ee, öyle çok fazla ha inanan bir grup var tabii ki. Taarruz söylentilerini duyan İngiliz Mareşali Yunan cephesini ziyaret etti. Küstah bir tavırla da "Türkler 6 ayda burayı geçerse 6 günde geçtik desinler dedi. Bu arada Atatürk yanıltma taktikleri olarak çay partisi ve futbol maçları bile düzenledi. Gerekli tahkimatı yapan Başkomutan Atatürk cepheye intikal etti. Taarruzu Zafer Tepe'den idare etti. 26, 27, 28, 29 Ağustos'ta kritik hamlelerle savaşı idare etti. O sıralarda Yunan Başkomutanı İzmir'deki karargahtaydı. Mustafa Kemal Zafertepe'de iken Yunan Başkomutanı Hacı Anesti nerede? İzmir'de. Ve 30 Ağustos sabahı Türk ordusu topuyla, tüfeğiyle ve canıyla taarruza kalktı. İnandığını başardı. Ağır yenilgi alan Yunan ordusu tutunamadı. İzmir'e doğru kaçmaya başladı. Buradan söküp atarsam bir yerde tutunamaz diyor. Ve bunu kısa sürede yaparsam Tabii. imha ederim diyor. E, ...nitekim düşündüğü gibi oluyor. Zafer kazanan Türk ordusu İngiliz Maraşalı'na yanıt verircesine geçilmez denilen yerleri altı değil 5 günde geçti. Sonra o meşhur emir geldi. Ordular ilk hedefiniz Akdeniz'dir ileri. Bunun gerçekleşeceğini seziyor... Bu emirle birlikte düşmanı kovalayan Türk ordusu 450 kilometre uzaklıktaki İzmir'e zorlamayla 15 gün sürecek yolu 14 günde katetti. 15 gün fakat bir gün önce gerçekleşiyor. Büyük taarruzun çok bilinmeyen bu ayrıntılarını ulusal kanal yayınında anlatan emekli tümgeneral Ahmet Yavuz zaferin önemine vurgu yaptı. Savaş bütün milletin seferber edilebilme becerisiyle büyük bir fedakarlıkla kazanıldı. E, tabii aklı ve bilimi rehber edinerek cesaret ortaya konularak e, ve büyük bir hazırlık yapılarak yap kazanıldı çünkü.